Evet arkadaşlar, askılarımız bitti. İlk elbisemizi asarak açılışı yapıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, evde askılık yapmak için çalışma başlattık. Şöyle plastik bir kovanın kapağını ters çevirdik. İçine bildiğimiz inşaat telinden örgüler yaptık. Bunun içine beton dökeceğiz. Bu askılığın alt ayağını oluşturacak. Beton döktükten sonra bir gün kuruduktan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz kapağın içine harcımızı döktük ve kurumaya bıraktık. Askılık ayağımızın zeminini yapmış olacağız. Kuruduktan sonra ters çevireceğiz. Burası alt kısmı olacak. Evet, askılık yapımına devam ediyoruz. Elimizdeki bu boruyu kullanacağız. Siz bunun yerine ağaç da kullanabilirsiniz, metal de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bunlar, bu askılıktan 4 tane aldım. Tanesi 4-5 lira civarı. Nalburlar da var. 4 tane. Alt kısmına da şunları takacağım. Şimdi şu şekilde monte edeceğiz. 4 tane. Şuradan 10 santim işaretleyelim. Evet. Şimdi askılığımızın üst kısmını yapmış oluyoruz. Aşağısına da şuradan 80 santim alıp çocuklar için bir askılık grubu daha yapacağız. Burada boyu uzanamayan çocukların elbiselerin asması için bir askılık grubu daha yapıyoruz. İki grup askılık yaptık. Bunun alt kısmını yapmıştık, kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra bunun ayağına monte edeceğiz. Bir de monte ettikten sonraki halini göreceğiz. İsteyenler istediği renge boyayabilir. Boyanmadan da olabilir. O zevke kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, askılarımız bitti. Ayak kısmını monte ettik. Askılıklarımızı bitirdik. Görünüm bu şekilde. İstediği rengi boyayabilir. İlk elbisemizi asarak açılışı yapıyorum. Bu şekilde. Hayırlı olsun. Alt kısmını da asabiliyoruz. Bu şekilde kurtarıyoruz. Böyle. İstediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanılır inşallah.